Türkiye'de ırkçılık var mı? Şimdi ben bu soruyu evet de diyemem, hayır da diyemem. Neden? Şimdi ben bu ülkedeyim 10 senedir. Ben yaşadığım ilk 9 senesinde hiçbir şekilde hiçbir ırkçılığa bile maruz kalmadım. Tabii bu benlik. Belki diğer arkadaşlarımız bunu yaşamıştır, ben bilmiyorum. Ama son aylarda işler acayip değişti. Tabii. Yani Suriyeli mültecilerden sonra, Afgan mültecilerden sonra, başka ülkelerin mültecilerinden sonra ve bu konu siyasetin de gündeminde çok oturduğu için işler acayip değişti. Ben son aylarda birkaç ırkçılığa ne yazık ki maruz kaldım. Ben onların birkaç tanesini sizlerle paylaşacağım. Ben bir gece saatlerinde benim mahallede geziyordum. Bir dayı beni gördü. Kardeş bakar mısın dedi. Buyur dayı dedim. Sen nerelisin dedi. Ben şuralıyım dedim. Ya senin ne işin var ya burada dedi. Git memleketine dedi ya. Yani siz buraya pisletiyorsunuz dedi. Abo, şimdi ben bu ülkedeyim 9 senedir. Ben böyle bir şeye hiç maruz kalmadığım için de bu bana yani böyle hani ben şey sandım ha. Belki beni biliyor da şaka yapmaya çalışıyor diye düşündüm ilk başlarda. Ama sonrasında hayır hayır yok yok amir hayır bu gayet ciddi dedim. Böyle sanki benim üzerimde soğuk su dökülmüş gibi hissetmeyin dedi. Hissettim tabii. Ben böyle bir durdum. Ya dayı bir bağırmaya başladı. Ya şimdi ben hem yaşından dolayı da hani ben bir şey diyemedim ona. Ya ne yapıyorsun burada dedi. Hani şimdi belki de senin ne evrakların vardır dedi. Ne oturum iznin vardır dedi. Ben dedim ki dayı bir sakin ol bir dedim. Ben buraya okumaya geldim dedim. Benim oturum iznim var dedim. Benim Türk kanununa göre olması gereken her şey bende var dedim. Ya tamam ya. Ha varsa da okey olsun. Yoksa da fark etmez. Sen ülkene dön ya dedi. Yok yani biz artık istemiyoruz sizleri. Artık biz sizden bıktık. Ya şimdi ben Türk milletini anlıyorum asol da. Ama yaklaşım bu değil. Bu yaklaşım hiçbir zaman doğru olamaz. Sen bu sorunu hani Türk hükümetiyle çöz ya da başka bir şekilde çözün. Benim kalbimi kırmaya ne gerek vardı yani? Yani şimdi ben yanlış bir şey yapsaydım amenna yemin ederim yanlış bir şey yapsaydım o gün sokakta ha tamam derdim ha derim de tamam ya her neyse sus dedim amir ama hiçbir şey yapmadım ya. Ben yürüyordum. Sadece yürüyordum. Dayı bir bağırdı bir çağırdı. Ben bir sakinleştiriyordum onu. Bak dayı bu böyle böyle değil. Ben okumaya geldim derken başka bir dayı camdan çıkmasın mı? Çıktı oradan bir tane daha. Diyor sen bu pis ağzınla hiç konuşma diyor. Hatta Türkçe dilimizi bile konuşma lan dedi. Ağzını kapat dedi. Ben bir şok oldum. Sonra böyle ben gittim ya.